Neşeli Saatler programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Adnan Bey. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Buyurun dinliyorum. Bu gece Berat Kandili, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesidir. Allah Duha suresinin 1 ve 4. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hamim, apaçık kitaba and olsun. Gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Gerçekten biz uyaranlarız ki onda o gecede her hikmetli iş ayrılır. Tefsirlerde ayette bildirilen bu gecenin Berat gecesi olduğu ifade edilmiş. Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan dünya semasına toplu olarak bir kerede indirildiği gece olarak açıklanmıştır. Tüm İslam aleminin Berat kandili mübarek olsun. Allah defalarca tekrarını nasip etsin. İnşallah. Tüm müminlerin, Müslümanların Berat kandilini kutluyoruz. Evet dinliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü. Theresa May, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel sorunlar hakkında da görüş alışverişinde bulunulduğu ve ikili ilişkilerin her alanda ileriye taşımanın öneminin konuşulduğu söylendi. İngilizlerin devletinin azgın delici atakları devam ediyor. Ben Theresa May için demiyorum da. O yüzden Tayyip Hocam'ı lider olarak korumak çok önemli Türk milleti için. Hatta Türkiye devletleri, İslam alemi için de önemli. Parti, istediği parti herkes seçsin ama şahsını ısrarlı ve kararlılıkla korumak lazım. Evet dinliyorum. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, resmini görebiliriz. Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemisinden Rumların ihlal uyarısına mehter marşı ile cevap verilmesinden rahatsız oldu. Akıncı, Doğu Akdeniz'de savaş tamtamları ve mehter marşları değil, barış şarkıları ve dostluk türküleri duymak isteriz dedi. Canım, mehter marşı zaten barış şarkısıdır. Mehter geldiyse oraya adalet gelir, huzur gelir, güven gelir. İman gelir, Kur'an gelir, rahmet gelir, tabii. Bereket getirir mehter. Mehteri yanlış tanımış. Evet dinliyorum. Çok tatlı bir kedi var, görebiliriz. Hayli tatlı. Şarkıcı İbrahim Erkal, sanatçı. Bu delikanlımız milliyetçiydi, sağlam delikanlıydı. Allah gani gani rahmet etsin. Beyim ölümü gerçekleşmiş. Mert, dürüst bir delikanlıydı. Tabii ölüm nedeninde araştırılması lazım. O savcımızın da biliyorsun o paralel devletin bir oyunu olabilir. Onun da araştırılması gerekir. Evet dinliyorum. Bundan yaklaşık 4 yıl önce Suriye'deki savaştan kaçanları taşıyan bir göçmen teknesinin Akdeniz'de su aldığı için yardım çağrısı yaptı. Ancak İtalya ile Malta'nın saatlerce yardıma gitmeyerek göçmenleri ölüme terk ettiği ortaya çıktı. Tekneden sahil güvenliği arayan Suriyeli bir doktor, burada 300 kişiyiz, 100 kadar çocuk, 100 kadın var. Tekne batıyor, lütfen acele edin çağrısında bulunmuş. Ancak İtalyan yetkili, Malta'yı arayın, orası size çok daha yakın deyip yüzüne kapamış. Malta'yı aramışlar, orası da asıl İtalya size yakın, orayı geri arayın demiş. Saatlerce süren bir dizi telefonun sonucunda gemiye 5 saat sonra bir yardım gönderdikleri için 60'ı çocuk, 268 kişi hayatını kaybetmiş. İşte çok büyük bir zulüm. Çok çok büyük bir zulüm. İngilizlerin devleti buralarda hakim. Yani oradaki o kararın alınmasında İngilizlerin devletinin kararı olduğu açık anlaşılıyor. Çünkü normal İtalyanlar dindardırlar, öyle bir şey yapmazlar. Her yeri adamlar kaplamış. Çok çok dikkatli olmak lazım. Onun için ben diyorum Tayyip Hoca'ya çok
esaslı destek verelim diye. Tehlike büyük. Kısa bir ara verelim. Yani şu Fikret konuları anlatsın. Geç vakitlere kadar, 12'ye 1'e kadar sohbete devam edeceğiz. Yayınımıza videolarla devam ediyoruz. Evet, dinliyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 için diğer partilerle ortak aday mesajı verdi. Meclisteki makamında gazetecilere konuşan Kılıçdaroğlu, 2019 için diğer partilerle konuşacağız. %49 sadece bizim gibi davranarak aday belirleme sürecine girersek yanlış olur. CHP lideri bu açıklamasıyla Ekmelettin İhsanoğlu benzeri bir modelle 2019'a hazırlanacağını açıklamış oldu. İlk görüşmeyi Saadet Partisi ile yapmayı düşünen Kılıçdaroğlu'nun ardından Akşener'le görüşeceği söyleniyor. Akşener, sen... Ya Tayyip Hoca gerçekten iyi delikanlı. Onlar bir türlü anlamadılar bunu. Kardeşim bak, İngiliz derin devletinin muhasarası var. Gladio devam ediyor. Kaldırılar falan deniyor ama Gladio devam ediyor. NATO kullandı Gladio'yu. P2 Mason Locası'nı. Bak adamlar buraya adamlarını gönderiyorlar. Yani çok büyük olaylar var. O yüzden Tayyip Hoca'nın mücadele şekli mükemmel. Kararlı da mükemmel. Öyle bir lider de kolay kolay bulamazlar. Onu görevden almak değil, bilakis takviye edip, teşvik edip, yardımcı olup görevde kalmasını sağlamalar lazım. Tayyip Hoca Osmanlı delikanlı, böyle kabadayı yiğit delikanlı. Ondan başka da kimse dayanamaz zaten. Bakın AK Partili falan değilim ben. AK Parti'yle hiç alakam yok. Şu açıkça söyleyeyim. Şahsını mutlaka desteklemeleri gerekir. Yani şu an olabilecek en iyi lider tiplemesi o. Gayet iyi. Anadolu delikanlısı, mazlum, kendi halinde. Azmi iyi, kararlı da iyi, çalışkanlığı da iyi. İmanı, şevki de güzel görünüyor. Sakın ha, bilakis. CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu gitsin, konuşsun, anlaşsın Tayyip Hoca'yla. Bütün gücüne destek versinler. AK Parti olayından çıktı olay. AK Parti'nin alakası yok. AK Parti'yi düşünmesin AK Parti olarak. Şahsı olarak düşünsünler. Hakikaten yetenekli yani. Ben Mehdiyet devrinin de Cumhurbaşkanı olacağına inanıyorum. Ya çok yetenekli. Bayağı çalışkan. Ne gerek ya, hazır böyle birisi varken daha ne istiyorsun? Tayyip Hoca'nın iyi yönü, izzeti nefsine çok düşkün, gururlu, gururlu ve inatçıdır. Ve kabadayıdır yani. Bu çok iyi bunlar. Bu yönüyle biz onu görevde tutalım, hizmet versin. Türkiye bu badireden geçirir onu. Yani 2023'leri falan hepsini geçittirir. Gayet de güzel olur. Yani ne gerek var ya, kendi evladımız varken, ona sahip çıkmak varken niye iş çıkartalım yani? Evet, dinliyorum. Irak Başbakanı Haydar El İbadi resmini görebiliriz. Birazdan siz göreceğiz. Pardon. Evet, dinliyorum. Sağ olun. Irak Başbakanı Haydar El İbadi, PKK'nın Kerkük kent merkezinde örgüt paçavrası ve Öcalan posterlerini asması ile ilgili konuştu. Bu tür hareketleri kabul etmeyiz çünkü yeni çatışma kapısı aralayacak. PKK ile çatışmaya girmek istemiyoruz. Aynı zamanda PKK'nın komşu ülkelerimize, yani Türkiye gibi ülkelere karşı saldırıda bulunmasına da izin vermeyiz. Bunu anayasamızda reddediyor, dedi. İyi, güzel demiş. Ya aslında Türkiye Irak'a tam sahip çıksa, toprak bütünlüğünü çok ısrarlı koruduğunu söylerse, bayağı rahatlar adamlar. Bizim, yani tabii ki öyle bir şey yok da, bizim oradan toprak alacağımızı düşünüyor onlar. Yani bu konuyu çok iyi vurgulamak lazım. Suriye de ondan çok çekiniyor, Irak da. Öyle bir derdimiz yok kardeşim bizim. Zaten Müslümanlar kardeş, biz niye gidip burada toprak alalım ki yani? Hayır, aldığımızı farz edelim. Yine yani Müslümanlara ait bir yer olmuş olacak. Ne fark eder? Ha onlar da, ha biz de, ne fark eder yani? Dolayısıyla bizim orada bir fütuhat derdimiz yok, öyle bir şey de yok. Bunun çok iyi vurgulanması lazım. Yani defalarca vurgulanması lazım. Yoksa Irak bize bayağı ahbap dost. Yani o dengenin çok iyi vurgulanması gerekiyor. Suriye'nin topraklarında da hiçbir şekilde gözümüzün olmadığını çok iyi vurgulamamız lazım. Yani devletini esas almak lazım. Bir de Suriye'den geliş gidişleri yasaklamışlar herhalde, bir şey yani, bir problem var anladığım kadarıyla. Yani vize olayında, pasaportta çok ciddi sorunlar var. Bir kere bunu kaldırsınlar, Suriye'den siyasetçiler buraya gelebilsin. Bilim adamları, profesörler falan.
Burada bir durum değerlendirmesi yapalım Türkiye'de. Adamlar gelemiyorlar. Gelsinler ya, bir şey yok. Gelsinler, konuşalım, durumu bir değerlendirelim. Siyasetçilere ve bilim adamlarına yasağı kaldırsın Türkiye. Vize yasağını. Var orada dostlarımız, mesela Mason dostlarım falan var Suriye'de. Gelemiyorlar. Yani bunun düzeltilmesinde fayda var. Evet, dinliyorum. Kendine yeni oyuncak bulmuş sevimli bir köpek var. Görebiliriz. Lan yerim seni ben lan. Yerim seni. Bayağı eğleniyor ya. Ne şeker hayvan ya. Ama şimdi evde olsa insan ya, gece gündüz buna ilgilenmek durumunda kalır. O yüzden şey, yani insan hiçbir faaliyet yapamaz. Ne haberleri dinleyebiliriz, ne yemek yiyebilir insan. Ya güzel kediyle de yani başka bir çözüm kalmıyor. Ben çocukluğumda biliyorum, benim kedilerden falan ben nefes alamazdım yani. İşte ciğerciye gider, ciğer alıp gelirim, bilmem ne falan, şunu bunu falan. Tabii insan acıyor. Acıdığı için de sürekli yardımcı olmak istiyor. Rahat uyumasını sağlamak gerekiyor. Girmesi, eve girmesi bir dert, çıkması bir dert. Baksana seninkine. Nasıl? Yani bir tartalım ama bayağı ağırlaştı. Ya tipik ayı görünüm. Halktan gelen sorular var. Evet. O soruları genişletelim. Bir deneyelim bakayım, bugün olmuş mu halktan gelen sorulara bakayım. Ondan sonra muntazam devam edelim. Yani genişleterek devam edelim. Evet, tamam. Göreyim. Tamam. Görebiliriz. Aç sesini. Sen ben açayım. Sorun oldu diğer bilgisayardan. Ne? Görebiliriz. Benim diğer. Sayın Adnan Bey, Ramazan ayını nasıl geçirmeliyiz? Teşekkürler. Evet, güzel. Güzel bir soru. Ramazan ayı. Çok zevkli Ramazan ya. Ben acayip heyecanlıyım. Şimdi bak, köşkün sofrasını hazırladım. Ta şimdiden hazırlattım bak Ramazan için. Yani sabırsızlığıma bak ya. Tabakları falan şu andan koyduğum. Çatalları, kaşıkları, her şeyi. Tuzluğunu, biberliğini. Ramazan bereket ayıdır, ferahlık ayıdır, güzellik ayıdır. Hiç namaz kılmayanlar namaz kılıyor o ayda. Evet. Çok sevindirici, bayağı güzel. Ya diyor, ondan sonra sen namaz kılmıyorsun, o zaman niye geliyorsun camiye diyor. Bu çok münasebetsiz. Evet. Ya ömründe bir kere bile namaz kılmış olsa o mümindir. Adamı niye üzüyorsun, niye rahatsız ediyorsun? Ya oruç, 3 gün, 5 gün bile oruç tutmuş olsa Müslümandır o. Yani yapabildiği kadar yapsın. Niye şevkini kırıyorsun, heyecanı kırıyorsun? Ramazan ayını Allah bizlere nimet olarak veriyor. Ferahlık ayıdır. Ruhların huzur bulduğu, dinlendiği aydır. Bütün insanların yüzüne bir nur gelir. Bir ferahlık gelir, dikkat etsiniz Ramazan ayında. O ayın klasik bir etki gücü vardır. O mesela metafizik. Herkeste bu hissediliyor. Ramazan geçtikten sonra o kalkıyor insanların üzerinden. Ama Ramazan'da o ferahlık olur. Ramazan manevi bayramdır. Başından sonuna kadar hiç bitmesin ister insanlarda. O konuyu genişçe işleyeceğim ama şu an bir deneme olduğu için, yani soruları denediğimiz için diğer soruları da göreyim. Evet, Ankara'dan Hanife Erol Hanım'ın bir sorusu var, görebiliriz. Adnan Bey, size şunu sormak istiyorum. Kıyamet ne zaman kopacak? Teşekkürler. Kıyamet yakın, bu doğru. Yani Bediüzzaman Said Nursi'nin dediği doğru.
Çünkü peygamberin hadislerine de doğru. Ondan da uyumlu. Tevrat'la da uyumlu. Tevrat'taki bilgilerle uyumlu. Ve diğer bütün dinlerin açıklamalarına uyumlu. Yani İncil'le de uyumlu. İncil'e göre de kıyametin çok yakın olduğu anlaşılıyor. Tevrat'a göre de ve diğer geçmiş dinlere göre de, mesela Budist inancına göre de son zamandayız. Yani ateşe tapanlar, o da bir hak dinin bozulmuş şekli, ona göre de son zamandayız. Yani bu yüzyıldan sonra artık bozulma başlıyor ve kıyamet. Bediüzzaman 2120 gibi diyor. 2120. 2017'deyiz, düşünün. Yani kapıda adeta. Hayret bir şekilde Kur'an ayetleri hadislerle tam mutabık olarak çıkıyor hakikaten. Bu diyor Allah katındadır diyor. Tabii ki kesin bilgiyle bilinmez ama diyor, bu kadar mutabakat hayret vericidir diyor ve çok güçlü bir işarettir diyor. Ama tabii hadislerle de tam uyumlu olduğu için 7000 yıldır diyor, 5600 yılı geçmiştir diyor. Ondan da tam mutabık, o zaman zaten hakikaten başka vakit kalmamış oluyor. 1400 ile 1500 arasında bitmiş oluyor. Zaten 1506 gibi diyor. Bak 1505 atlama tarihi değil. Ama 1506 artık eşik. Yani 56, evet. 56 eşik oluyor. Ondan sonra bozulma başlayacak diyor. 1506 Hicri. 1506. 1545 gibi de diyor kıyamet kopacak diyor. Yani 2120 gibi. Allahu alem diyor. İsterse bir yere kayaya, bir yere yazsınlar. Herkes görecek yani inşallah. Evet, dinliyorum. Yine göstertin varsa. Ben Adnan Aktar Bey, size şunu sormak istiyorum. İngiliz derin devletini nasıl fark ettiniz? Bir münafık kanalıyla fark ettim. Bir münafık kanalıyla fark ettim. Yani hayrettir Allah'ın hikmeti. Yani eğer o münafık olmasa gerçekten fark edemezdim. Yani fark edilecek gibi değil. Dünya fark edememiş. Ama onların adamı olduğu için gayri ihtiyari çok fazla delil verdi, oradan yakaladı. Yoksa fark edilecek bir şey değil. Bu da Allah'ın bize bir lütfu. Yani aklımın ucundan geçmiyor. Kimse bilmiyordu. Yani hükümet de bilmiyordu. Hiç kimse bilmiyordu. Orta Doğu'daki hiçbir hükümet bilmez İngilizlerin devletini. Daha yeni fark edildi. Büyük bir hayret, hatta bazı insanlar dehşetle olay değerlendirildi. Atak üstüne atak yapılıyor. Bütün televizyon kanalları şu an, yani milliyetçi tabir ettiğimiz yahut milli denilen televizyon kanalları hep İngilizlerin devletinin üstünde duruyor şu an. Bakın mesela son Mason atağı da, bize yapılan Mason atağı da İngilizlerin devletinin teşvik ve planıyla oldu. Şimdi onun belgelerine dolaştım. Yani bunlar çok büyük olaylar. Ama İngiliz Devleti'nin tabi belini kıran, asıl hata yapan olduğumuz için ana hedef konumundayız şu an. Beşer beşer gelsinler diyoruz evvelallah. Yani kodumu oturturum. İlimle, irfanla, kanla, hukukla. Bak kitap şu an 3 kilo 200 grama çıktı. Bilmiyorum yani onlara bir baksınlar şöyle. 3 kilo 200 gram. Yani bunu kaldırabilecekler mi artık bilmiyorum. Bak baştan sona kadar belge. Hepsi belge. Ahmet Hakan diyor ki ya bunlar hikaye diyor. Hikayenin belgenin arasında çok büyük fark var. Hepsi bilimsel tarihi belgeler. Ve yüzlerce belge. Şimdi ikinci cilt bitmek üzere. Yani baskıda, orada da şu an çağımızın, yani şu asrımızın derin devlet yapılanmasındaki ataklar, asrımızdaki ataklar, yani şu anki zamanı anlatıyoruz, muazzam. Vat sopada, ne sopası ya, vat sopa diyor. Sopayla mopayla bizim işimiz olmaz.
gerçeği anladığım kadarıyla. Yani çok çok özür dilerim. Evet. Evet. Var mı başka? Görebiliriz. Sormak istiyorum. Saç açmak plan. Ve Zina. Saç açmak niye Zina olsun? Niye günah olsun? Bütün İslam aleminde hanımların başları açık. Bir kısmı da kapalı. Kimi tozdan korunmak için kapalı. Kimi saçı bazen bakımsız oluyor kapatıyor. Bazen de bilmediği için dini inancından kapatıyor. Var zannediyor Nur Suresi'ne. Bazıları da çarşaf örtenemediği için çarşaf niyetine kapatıyor. Kur'an'da başörtüsü kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Nur Suresi'ni defalarca açıkladım. Hatta çok büyük bir skandal. Hadisi akıl almaz garip yorumlamışlar. Ve çok çok büyük bir hataya düşmüşler ama çok küçük düşürücü hatalara düşmüşler. Kendilerince bir taktik yapmışlar ama Allah ayaklarına dolanmış. Nur suresinde veya Kur'an'da başörtüsü ilgili tek bir kelime yok. Fakat Ahzab suresinde çarşaf vardır. Bütün vücudun kapatılması. Yani kadın kendini tehlikede görürse, yani herhangi bir saldırı tehlikesini görürse, bütün vücudunu kapatması gerekir. Allah'ın korunma yöntemi olarak müminlere söylediği budur. Bunun dışında bir şey yok. Evet, dinliyorum. Sorulara devam edelim mi? Evet, devam edin. Görebiliriz. İstanbul'dan bir bayan arkadaş. Merak ediyorum. Bayan arkadaşımıza bir daha göstert. Tabii. Merak ediyorum. Bayan arkadaşımıza bayanlar neden ön planda diye soruyor. Programımızda. Ha, bayanlar. Çok mübarek varlıklardır kadınlar. Dünyanın en güzel süsü kadınlardır. Yani ondan sonra işte hayvanlar var, bitkiler, ağaçlar var ama dünyadaki en güzel süs kadındır. En mükemmel süstür o. Yani cennetin de en mükemmel süsü kadınlardır. Yani sonra diğerleri gelir. Allah öyle yaratmış. Çok mükemmel, müberra varlıklardır. Bir de kadınlar çok akıllı ve ince düşünürler. Çok temizdirler. Çok sabırlıdırlar. Vefalıdırlar. Yani her yönden muhterem varlıklardır. Tabii erkeklerin de iyileri, ahlaklılar, güzel huylu insanlar olduğunu kabul ediyoruz. Var yani ama kadınların sanat üstünlüğü kıyası kabil değil. Yani hitabetleri, konuşmaları, sevecenlikleri, şefkatleri kıyas olmaz. Çok çok güzeldir. Yani cennet ahlakı yönünden çok çok güzeldir. Evet. Yine devam edelim. Bakayım diğer sorulara. Evet, görebiliriz. Adnan Bey, sürekli konuşmalarınızda neden inşallah, maşallah kelimelerini sürekli kullanıyorsunuz? İnşallah Allah zikridir. Yani sürekli Allah'ı anmak için bir vesile. Çünkü Allah'ı çok anın diyor Allah ayette. Ya Allah Allah dersin, ya inşallah dersin. Ama inşallah nasıl olur? Bir şey yapılacağı vakit geliyorum inşallah dersin. Şunu yapacağım inşallah. Ya bir güzel varlık görsün maşallah dersin. Ya Rabbini güzel yaratmışsın. Allah'ını güzel yaratmışsın maşallah. Bir şekilde Allah'ın anılması gerekiyor. Ya Sübhanallah diyecek. Ya Elhamdülillah diyecek. Ya Allahu Ekber diyecek. Ya maşallah ya inşallah diyecek. Ama maşallah ve inşallahın zemini çok fazladır dünyada. Bir de maşallah ve inşallah dünya hakimiyeti amblemidir adeta. Damgası gibidir. Manevi damgadır. Nerede inşallah maşallah çoksa orada dünya hakim olacak demektir. Türkiye'de inşallah maşallah en çok Türkiye'de kullanılır. İnşallah hakimiyet de Türkiye'den olacak. İnşallah. Evet. Görebiliriz. Tamam. Ben şunu merak ediyorum. Neden mason olmuyorsun? Şimdi mason olmazsan masonlarla bağlantı kuramazsın. Hatta ben masonun çapında büyüttüm. 7 ayrı ülkeden masonluk diploması aldım. 7 ayrı loca. 7 ayrı ülke. Ki onlarla da bağlantı kurabilelim diye. Mesela tapınak şövalyeleri de. 3 ayrı tapınak şövalyesi üstadlık belgem var. Hepsi 33 derece. Ben bu dediklerim hepsi 33 derece. Mesela Leo kulüpler var. Rotaryenler var. Bunların içerisine gir. Bu insanların içerisine, bunlar da kibar, nezaketli insanlar. Tebliğ yapmak için dışarıdan gelen bir insanın onlara tebliğ yapması mümkün olmaz. Rotaryen olursun, anlatırsın. Ama tabii masonluk daha üsttedir. Rotaryenler masonluğun zeminini oluşturur.
Yani onların içinden seçilir. Ama Masonlar daha kilit noktalardaki kişilerdir. Onlara ulaşıp İslam'ı, Kur'an'ı anlatabilmek. Evet, yine dinliyorum. Denizli'den Sevda Toygun Hanım'ı görebiliriz. Sayın Adnan Bey, programınızı yakından takip ediyorum. Son günlerde Masonlukla ilgili yaptığınız açıklamalarınızdan ne çıkarmalıyız? Teşekkürler. Ya Masonlara şefkatle bakmak lazım. Yani böyle eskiden onları çok tehlikeli, böyle Deccal ordusu gibi gösteriyorlardı. Çok eziyorlardı. Halen de Katolikler onları aforoz etmiş durumda. Yani hiç sevmezler Katolikler. Museviler de pek sevmezler Masonları. Yani birçok hareket hiç hoşlanmaz Masonlardan. Gelenekçi Ortodoks Müslümanlar da yani çok korkunç ve tehlikeli görünürler. Bu adamlar o ilgilenmeyecek, bu ilgilenmeyecek. Kim ilgilenecek? O şeytanın kucağına niye atıyorsunuz adamları ya? Değil mi? Git konuş, sohbet et. Arkadaş ol, İslam'a yaklaştır. Öbür türlü sorumlu olur. Bak Firavun da Mason'du. Ama Hazreti Musa gitti ona tebliğ yaptı. Nemrut da Mason'du. Yüksek dereceli Mason'du. Gitti ona Hazreti İbrahim tebliğ yaptı. Yani tarihteki önemli vakalarda baktığımızda hep bu insanlara tebliğ yapıldığını görüyoruz. Yani tebliğden kaçınılmaz. Evet, dinliyorum. Bir video daha var, görebiliriz. Selam Adnan Bey. Bizim iki sorumuz olacaktı inşallah. Birincisi, Mehdi Aleyhisselam'ın ahir zamanda en önemli görevi ne olacak? Selam Adnan Bey. Benim sorum da şu olacak inşallah. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın fiziksel özellikleri nelerdi? Avusturya'dan selamlar, sevgiler. Sevgiler, selamlar. Aleyküm selam her ikisine de. Ya yine Mehdi insana bence normal karşılayacaklar. Yani böyle pek şaşıracaklarını zannetmiyorum Mehdi de. İsa Mesih çok acayip ya. O çok şaşırtıcı. Yani annesi babası olmayan bir insan. Şimdi bu zaten çok harika. Annesi babası yok. Kıyafeti çok şaşırtıcı. O göğe alındığı kıyafetiyle gelecek çünkü. Ama tabii o kıyafeti saklayacaklar. Yani normalde benim gördüğüm tişörtlü falan, hatta blue jeanli falan, böyle artist gibi bir delikanlı olarak karşımıza çıkacak. Yani çok yakışıklı, Avrupa'yı bir delikanlı. Yine uzun saçlı, kısa sakallı, atletik yapılı, kibar, görünümlü, ve neşeli, ve pırıl pırıl, enaniyeti gururu olmayan, çok mütevazı ama çok çok mütevazı, seveceğim bir delikanlı olarak göreceğiz ama tabii şu an biraz yaşlanmıştır ama yine dinç olduğunu göreceğiz. Yani biraz yaşalmıştır. Gri gözlü, yeşile bakan gri gözlü. Mesela bak bunu göreceğiz. Çilli, sarışındır yani. Kahverengi, açık kahverengi, sarı, klasik sarı saçı. Karışık ama sarı hakim yani. Var ya Avrupalı insan öyle ama kızıllar da var saçların arasında, karışık yani. Fakat saçı ilginç yani, çok şaşırtıcı, şeffaf gibi, böyle saydam gibi yani, öyle bir saç normalde olmaz bir insanda. Çok nadir Musevilerde oluyor o, şeffaf gibi olan, böyle şeffaf gibi, çok nadir rastlanır. Onda öyle, mesela o tanıtıcı bir vasfıdır onun, yani şeffaf görünümlü, yani ıslak zannedecekler ama ıslaklıkla da açıklanacak gibi değil. Yani pırıl pırıl, çok temiz, uzun parmaklı, parmakları uzun. Çok zeki, hafızası muazzam yani, bir kere okuduğunda o sayfanın tamamını ezberliyor. Bu çok nadir dünyada rastlanan bir durum bu, biliyorsunuz. Sayfaya bakıyor, okuyor ama tek bir kere okuduğunda tamamen ezberliyor. Bediüzzaman Said Nursi'de de var bu. Bak Bediüzzaman Said Nursi'de var. O yüzden o Kur'an'ı ve bütün hadis kitaplarını ezberlemiş Bediüzzaman. Kur'an'ı ezberle, hadi ezberle hafızlık, tamam. Peki hadis kitaplarını nasıl ezberledin ya? Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace ezberden biliyor. Bir kere okumuş hepsini. Su gibi biliyor. Yanında da gezdirmiyor gidip. İsa Mesih de öyle. Hem Tevrat hem İncil'i ezberden biliyor. Ayette söylüyoruz zaten Cenab-ı Allah. Kitabı, hikmeti, şeytan Allah'a sanırım, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim diyor sana diyor. Ama bak kitabı, hikmeti derken onu Allah kasten söylüyor. Bak Tevrat ve İncil. O zaman kitabı, hikmeti ne? Hangi kitap o? Kur'an. Bak kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i.
Tamam, Tevrat ve İncil biliyoruz, tamam. Zaten bilir onu, bilmesi gerekir. O kitap ne? Kitabı hikmet ediyor Allah'ım. Değil mi? Fakat buna rağmen iman etmemiz farz değildir. Yani zannı galiple kanaatimiz gelecek. Yani mecbur değiliz. Ama bayağı kanaatimiz gelir. Merhabalar. Ön. Bir şey yok adam. Sen ben de sen merhaba diyorsun. Evet. Dinliyorum. Ayşe Doğan hanımefendinin bir sorusu var. Onu görebiliriz. Merhabalar. Hazreti Mehdi'nin zuhurunu Avrupa nasıl karşılayacak? İmam Mehdi Avrupa'nın özetidir. Yani bütün dünyanın, modern dünyanın özetidir. Yani çağlar üstü son derece moderndir. Onlar da bunu istedikleri için hem Birleşmiş Milletler kabul edecek, hem NATO, hem Amerika ve hepsi kabul edecekler. Yani tam onların istediği gibidir Mehdi. Böyle sevecen, merhametli, dindar, Kur'an'dan hiç taviz vermeyen, tam İslam'a göre yaşayan ama dünyayı da cennete çevirmek azminde olan bir insan olarak zuhur edecektir. Onlar da ondan bilgisiz değil. Birleşmiş Milletler'in duvarında Mehdi'nin yapacağı işler yazar. Kabartma olarak. Yani taş üzerine yazılmıştır. Onlar ondan haberse. Ama sahtekar masonlar Mehdi'ye karşı olacaklar. Yani onlar Deccal ordusunda olacaklar. Gerçek masonluk da Mehdi'yi destekleyecek. Mesela gerçek tapınak şövalyeleri yüzlerce yıldan beri Mehdi'yi bekliyorlar. Mesela gizli bir Musevi örgütü vardır. Ona Kur'an'da da işaret edilir. Yani Musevilerden adaleti ayakta tutan, adaletle iş gören şeytan Allah'ından bir gruptan bahseder. Kur'an'da ayet. Ayrı bir topluluk, Musevi bir topluluk. Gizli bir topluluk ama güçlü. Yani belki de masonluğun arkasındaki güç bu. Yani birçok büyük gücün arkasındaki güç. Onlar da dahil destekleyecekler. Yani metafizik harika olaylar olacak ama aklın ihtiyarını kaldırmayacak bu. Mesela Birleşmiş Milletler'de şöyle bir yazı var duvarda. Mehdi'nin özelliği yazar. Koskoca taş üzerine yazılmıştır. İnsanlar kılıçlarını çekişe dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimi yapmayacaklar artık. Bu Mehdi'nin yapacağı görevdir. Yeşaya 2:4. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Evet. Görebiliriz, bir video daha var. Adnan Bey, kurbanlarınızda sürekli kuranın yeterliliğinden bahsediyorsunuz. Benim sorum size, neden sadece kuran? Nasıl sadece kuran? Buna cevap verin, çok teşekkür ederim. Ben aslında koyu gelenekçiydim, koyu ortodokstum. Kur'an'ın yeterliliğini bana birkaç kişi söyledi. Aslında dinleyince aklım yattı işin doğrusu. Ayetleri gösterdiler. Çok açık ayetler. Ama vicdanen de rahatsız oldum ya. Dedim ya peygamberin hadislerine karşı geliyor gibi olursak nasıldır bu falan diye düşündüm. Bir de baktım ki peygamber zaten Kur'an'a uymakla mükellef. Aksinde Allah tehdit ediyor. Yani sakın kendinden bir şey söyleme diyor. Ve benim söylediklerim hepsi Kur'an'da zaten diyor Allah. Yani Kur'an'ın dışında bir kitap yok diyor Allah. Ve size sadece ahirette şeytan Allah'ın Kur'an'dan soracağım diyor. Öyle olsa Allah derdi, yani Kur'an'dan soracağım, hadisten soracağım, peygamberin anlattıkları diğer rivayetlerden soracağım derdi. Allah'a güvenilirse bir Müslüman, Allah'ın sözü çok açık. Ne diyor? Ben sizi sadece Kur'an'dan imtihan edeceğim. Bitti. Gönlümüz rahat. Kur'an'a baktığımızda, Kur'an'la eğer amel edersek, mezhep kalmıyor. Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii de kalmıyor. Vahabi, Şii, Sünni de kalmıyor. Bütün Müslümanlar tek ümmet oluyor. Ne güzel. Aksi ne? Aksi fitne. Demek ki biz Kur'an'a tam uyduğumuzda ümmet tek parça olacak. Ve din kolay olacak. Her şey kolay olacak. Namazlar kolay olacak, abdest kolay olacak, hayat kolay olacak, kadınlar özgür olacak, başörtüsü diye bir konu olmayacak. Çarşaf olacak ama başörtüsü olmayacak. İnsan istediği plaja girebilecek, müzik dinleyecek, ipek de giyecek, altın da kullanacak.
alabildiğine özgür olacak. Yani bayram gibi olacak. Ama öbür türlü adeta bir kabusun içine düşmüş gibi oluyor insanlar. Ama her gün anlattığımız için tabii ben kısaca anlatıyorum. Tamam, bu tarz sorular olur. Tamam. Bundan sonra devam edelim. Semih Yalçın konuşmana dikkat ederseniz çok değerli bir Osmanlı beyefendisi olduğunu görürüz. Yani çok değerli bir cumhuriyet çocuğu olduğunu görürüz. Hitabeti mükemmel. Kavrayışı mükemmel, anlatımı mükemmel, hamiyeti İslamiyesi mükemmel, dürüstlüğü mükemmel, adalet anlayışı mükemmeldir. Çok muhterem, mübarek, müberra bir insandır Semih Yalçın beyefendi. Allah ömrünü uzun etsin, sağlık sıhhat versin. Dikkatlice izleyin çıktığında televizyonda, bakın konuşmalarını. Ne kadar olgun, ne kadar yerinde, ne kadar devlet terbiyesiyle konuştuğunu, ne kadar isabetli konuştuğunu görürsünüz. Hiç abartı yoktur konuşmalarında. Tam yerli yerindedir. Ve anlatımı kalplere, ruha, akla etki edecek güçtedir. O yüzden işlerine gelmiyor İngilizlerin devletinin uşaklarının ve İngilizlerin devletinin bilmeden farkında olmadan emrinde olanların da rahatsız olduğu bir kişi oldu. Çünkü İngilizlerin devleti karşı bu insanlara, Sayın Bahçeli'ye de karşı, Semih Yalçın hocamıza da karşı. Niye karşı? Çünkü milleti birlik beraberlik içinde tutabilecek insanlar bunlar. Yani bölünmeye karşı tavır alan, manevi değerleri çok iyi ayakta tutan insanlar. Onun için onlar hep baş olan insanları ezmek isterler. Böyle köpeklerine haber veriyorlar, işte havlayın diyorlar. Yahut bazı gazeteciler de söylüyorlar, aleyhinde yazı yazın diyorlar. Bazen de bu gazeteciler bilmiyor bile İngilizlerin devletinin onları yönlendirdiğini. Değişik olaylar oluyor yani. Mesela ben münafığı tespit ettiğimde, münafık bana beyaz derse ben siyaha giderim. Siyah derse beyaza giderim. Mesela ben münafıkta ben şunun dikkatimi çektim. Münafıkların genel şey var. Ne derse tersinde doğruluk oluyor. Müslümanlar hep şaşırtmak ister münafıklar. Yani oyuna getirmek isterler. Mesela birini övüyorsa o bil ki tehlikelidir münafık. Birini seviyorsa bil ki tehlikelidir. Birinden nefret ediyorsa bil ki o çok başarılı ve faydalıdır ve İslam'a hizmet eden bir insandır. Yani böyle bir ölçüyle de bakılabilir. Ama tabii bunu erbabı bilir. Herkesin yapabileceği gibi değil. Evet, dinliyorum. Amerika Rakka operasyonu öncesi PYD'ye ağır silah yardımı kararı aldı. Pentagon Trump'ın PYD'ye ağır silah verilmesi talimatını onayladığını açıkladı. Beyaz Saray güvenlik riskleri konusunda Türkiye'ye güvence veriyoruz dedi. Kararın ABD'de üst düzey temaslarda bulunan Türk heyetinin ziyaretinin ardından verilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Mayıs'ta yapacağı ABD ziyareti öncesine denk gelmesi dikkat çekti. Ya kardeşim, birlik beraberlik içinde olmamızın önemi buradan. Böyle bir inatçı delikanlı varsa, böyle cesur bir delikanlı varsa, bu insanı çok iyi değerlendirmek lazım. Hiçbir çıkarı yok. Yani çok çilelidir Cumhurbaşkanlığı. O kadar stresli, o kadar zor ki, yani hemen hemen hiçbir insan bunu kolay kolay kaldıramaz. Yani Allah'ın özel yardımı gerekir. Her dakika, her saniye stres demektir. Çok zordur. Allah'ın özel vehbi yardımıyla insan götürebilir o görevi. Allah yardım ettiğine göre biz de destek olalım. Yazık, günah ve ayıp, yani ortada hiçbir şey yokken bu kadar başarılı olan bir insan üstüne üstüne gitmenin bir anlamı yok. Bak, yollara çıkıyorum, caddelere geçtim bugün, mağazalara gittim. Yollar pırıl pırıl, caddeler tertemiz. Yolda çocuklar bir antibiyotik ismi söyledi. Eskiden dedi 80-100 lira falanmış. Şu an dedi 8 liraya alıyoruz dedi. 8 lira. Bak, 80 liralık ilaç 8 lira. Hatta 100 lira, 120 liraya da var o ilaç. 8 lira. Bu Cumhuriyet halinde görülmemiş bir şey.
Bunu Tayyip Hoca sağladı işte. Bak hiç bilinmez bu değil mi? Evet. Alerji ilaçları mesela çok pahalıymış. Sudan ucuz şu an. Bütün ilaçlar zibil gibi ucuz. Mesela hiç bilinmiyor bu. Acayip ucuz ilaçlar. Yani onda bire falan düşürmüşler ilaç fiyatları. Onda bire o kadar düşmüş. Hastaneler istediğin gibi git. Bomboş her yerde istediği gibi insanlar muayene oluyor. Eskiden biliyorsunuz gittim mi? Yani sağlam adam da hasta oluyordu orada. Ya kardeşim fiş kuyruğu ayrı, muayene kuyruğu ayrı. Muayene hadi diyorlar mesela kan tahliline gidiyor. Onun için ertesi gün yeniden kuyruğa girmesi gerekiyor. Röntgen kuyruğu o ayrı bir olay. Bunların tamamı kalktı. Bak, ekonomi de rahat, gayet güzel ataklar oluyor. Bereketli bir insan Tayyip Hocam. Aksi vicdana uygun olmaz. Abartı da yok sözlerinde. Hepsi ispat edilmiş. Şu an vakit açısından diyorum. Ben sabaha kadar anlatırım hükümetin yaptıklarını ama ben AK Partili değilim. Yani bir başarı varsa o başarıdaki insanı ben överim o kadar. Mesela kanser ilaçları 8 lira. Eskiden akıl almaz pahalıydı ya. Mahvoluyordu insanlar. Kanser olan insan hem kanser oluyor. Oradan zaten bir imtihan oluyor. Bir de bütün malı mülk her şey gidiyordu eskiden. Allah seyirsin. Bu gezi olaylarında Taksim'de benim de silahla polise molotof atan bir adam yakalanmıştı. Hatta bazı kişiler bunun sivil polis olduğunu, molotofun düzmeci olduğunu iddia etmişlerdi. Biliyorsunuz o zamanlar. Taksim'de yakalanan o kişi bugün YPG safında savaşırken öldürüldü. Yani YPG'nin içinde adamlar. Evet, şimdi kısa bir ara verelim. Yine devam edeceğiz. Ama o arada bu başörtüsü konusunu bir daha anlatalım ki arkadaşlar bu konuyu çok iyi kavrasınlar. Fikret anlasın. Belgeyle açık, sarih, net. Yani kimsenin inkar edeceği gibi değil. Ve hadisler nasıl hurafe bu konuda ve hurafenin de üstünde nasıl küçük düşürücü hallere gelmişler. O hadisi uydururken ne kadar açmaza girmişler bir görelim. Yayınımıza videolarla devam ediyoruz. Müzik